Arkadaşlar merhabalar. Bu hafta kafes sistemleriyle ilgili soru çözümü yapacağız. Konu anlatımda gerekli detaylardan zaten bahsetmiştim. Şimdi ise bu detayları kullanarak soru çözümüne geçeceğiz. Evet, sağda gördüğünüz şekil üzerinde arkadaşlar şurada bir sabit mesnet, burada ise bir kayıcı mesnet bulunmakta. Gördüğünüz gibi kafes bir sisteme sahip. Her bir çubuğun taşıdığı kuvveti bulacağız arkadaşlar. Buradan bütün üçgenler eşkenarmış bu arada. O zaman şöyle basit cisim diyagramını çizersek şurada görüldüğü üzere A noktasında AX ve AY olmak üzere iki adet kuvvet vardı değil mi arkadaşlar? B'de ise sadece C noktasında ise sadece bir C açılı 30 derece açılı bir C kuvveti. Neden? Çünkü görüldüğü üzere şöyle yüzeyden buraya dik çektiğimiz zaman şöyle burasının 60 olduğu söylenmişti. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Şu 90 olması için 30 kalır. Dolayısıyla bu açıya da yine şuradan yatayla şuraya 60 kalacağı için şuraya yine ne alır? 30 kalır. Dolayısıyla serbest cisim diyagramını bu şekilde çizdikten sonra şimdi ne demiştik soru çözümüne geçerken arkadaşlar? Başlaması gereken yani başlanılması gereken nokta neydi? En fazla 2 adet çubuk bilinmeyen olacak değil mi? 3 çubuk olanlardan başlayamazsın. Mesela şu çubuk burada böyleyse burada böyle. Veya tam tersi olabilir. Böyle de olabilir. Yani bunu zaten yönleri çıkan rakamın artısından eksisinden anlarız. O yüzden şu çubuk A noktası için hesaplanıyorsa şöyle alınabilir. B noktası için hesaplanıyorsa şu şekilde alınacak. Doğru mu? Bu böyle alınıyorsa bu taraf alınacak. Mesela bunu böyle alıyorsak şunu şöyle alıyorsak D için de mesela böyle alacağız. C için şu şekilde. Yine E noktası için bu şekilde bu noktaları alacağız. Yani şuradan kesip yapıldığı halde şunu tek başına inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada toplam 1, 2, 3 ve 4 adet bilinmeyen var. Buradan başlayamazsınız. Şuradan başlayabilirsiniz. 2 adet bilinmeyen var. Hayır 3 adet bilinmeyen var. C'yi de bilmiyoruz burada. Başlanabilir. Veya A noktasından dediğim gibi başlanabilir. Yani en fazla 2 bilinmeyen. Bakın şuradan başlayamazsınız. 3 tane var. Ve D noktasından başlayamazsınız. Yine 3 tane var. Dolayısıyla tercihen C birim noktasından başlayacağız. Fakat başlamadan önce şöyle arkadaşlar çubukları ilk önce 2 birim kabul etmiş. Bunu 1 birim de kabul edersin. Fark etmez. Çünkü hepsi aynı zaten. Açılar 60 derece olduğundan. 2 birim olarak kaydedip ve A'ya göre moment aldığımız zaman C noktasındaki noktayı bulabiliyoruz değil mi? Momentlerden yararlanarak nokta bulabiliyorduk. Bunu zaten görmüştük. Şimdi o zaman C noktasını nasıl yaptı arkadaşlar? Hemen şöyle kısaca ona da değinelim. Moment almayı zaten biliyorsunuz. Bunu normal basit girişleri anlatırken de size bahsettim. Mesela A noktasına göre moment alacağım. 8 çarpı 2 değil mi? 8 çarpı 2. 4 çarpı aşağı yön eksi alınmış arkadaşlar bu arada. 4 çarpı 1. Çünkü 4'ün uzaklığı şurası. Daha sonra 2 çarpı şurası 1 şurası 2. Dolayısıyla 3. Daha sonra değil mi arkadaşlar? C çarpı sinüs 30. Yani bakın şu şöyle ve şöyle bileşenleri budur. Burası C çarpı sinüs 30. Burası C çarpı kosinüs 30'dur. Ne tarafa doğru? İkisi de bu tarafa. Şöyle. Dolayısıyla sinüs artı olduğu için. Dolayısıyla artı alındı bu. Çarpı 2, 2 daha 4 diyoruz. Ve buradan C noktasını 13 olarak buluyoruz. Daha sonra arkadaşlar C'yi bulduktan sonra artık bakın C noktası bulunduktan sonra ne oldu? C noktası bulunduktan sonra ne oldu arkadaşlar? Sadece 1 ve 2 tane bilinmeyen çubuğumuz kaldı. O halde C'yi zaten biliyoruz. 13. CD'yi bilmiyoruz ve BC'yi bilmiyoruz. Bakın arkadaşlar kafes sistemlerde yapacağınız tek şey aşağı yönde yukarı yönde kuvvetleri eşitlemek. Sağ yöndeki sol yöndeki kuvvetleri birbirine eşitlemek. Yani sağ ve sol eşitlemek aşağı yukarı eşitlemek. Açılı gelenlerin de düşey ve yataylarını bulmak. C noktası. C noktasını arkadaşlar düşey bu şekildedir. Yatayı bu şekildedir. Doğru mu? Daha sonra CD noktasının şöyle maviyle yapalım karışmasın. CD noktasının bakın şöyledir, şöyledir. Doğru mu? O zaman baktığımız zaman C noktasının C çarpı sinüs 30 dediğimiz şu oluyor. C çarpı sinüs 30
Evet. Eksi CD çarpı sinüs 60. Neden eksi? Çünkü CD aşağı doğruydu. Diğeri yukarı doğruydu. CD çarpı sinüs 60 yine aynı diyor doğrulukta şu aradaki noktaları verir. Yani şunu demek istiyorum. C çarpı sinüs 30 bu tarafa aynı noktadan şu noktadan aşağı doğru da ne var arkadaşlar şu CD çarpı sinüs 60. Şimdi bunlar zıt yönde olduğu için birbirlerine eşitlediğiniz zaman sıfır eşitlediğiniz zaman arkadaşlar zıt yönleri alıp sıfır eşitlediğiniz zaman buradan CD ve BC'yi bulursunuz. Yine aynı şekilde sağ olanları sol olanları ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Yani buradaki BC'yi buradaki C çarpı kosinüs 30'a eşitleyeceğiz. Hatta BC artı CD çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60. Bakın şurada da pardon şurası 30 olduğu için kosinüs 30. Buradakileri birbirlerine eşitleyeceğiz. Temel mantık bu. Tekrar bileşenlerini yazacak olursak bu bileşenler birbirine eşitlemek de size düşer arkadaşlar. Bakın ben CD'nin bileşenlerini yazıyorum. Şu CD'nin bir bileşeni. Şu da CD'nin diğer bileşeni. Bunu yatay olarak farz edin. C'nin bileşenlerini yazıyorum. Bakın şu yukarı doğru bir bileşen. Şu ise sola doğru bir bileşen. Başka yok. O zaman demek ki buradaki sağ solları yukarı aşağıları birbirine eşitlediğimiz zaman buradaki değerleri buluruz. Hangi değerleri bulduk arkadaşlar? CD'yi bulduk. Burayı bulduk. Ve BC'yi bulduk. Evet. Yani şurayı bulduktan sonra D noktasında kaç bilinmeyen var? 1, 2. Burada çözülebilir. Burayı bulduktan sonra B noktasında halen kaç bilinmeyen var arkadaşlar? Halen bilinmeyen var değil mi? Dolayısıyla hemen B noktasına geçemiyoruz. O halde bakalım nasıl devam etmişiz. Evet, D noktasıyla devam ediyoruz. D noktasında CD'yi biliyoruz artık 7.51. Dolayısıyla DE ve BD noktalarını da rahatlıkla bulabiliriz. Yine arkadaşlar açılı olanlar bakın BD'nin açısı şu. Nedir bu? BD çarpı sinüs 60'tır. BD'nin diğer bileşeni de şudur arkadaşlar. Bunu alacaksınız. Başka açı var mı? CD var. CD'nin bir bileşeni şuyken bir bileşeni bu. Aşağı yukarı olanları, sağ sol olanları tekrar eşitlediğiniz zaman buradan da BD ve DE bulunuyor. Yani DE bulundu mu? Bulundu. Başka ne bulundu arkadaşlar? BD de bulundu. Evet. CB zaten bulunmuş muydu? BC. Yukarıda sanırım BC'yi bulduk zaten. Evet. BC de bulunmuştu. Dolayısıyla artık B noktasında bulabilir miyiz? İki bilinmeyen indiği için bulabiliriz arkadaşlar. Fakat E noktasından devam edelim. E noktasında burası biliniyor. Burası biliniyor. Şu iki tanesi biliniyor sadece. Bunları bulacağız. Yine aynı şekilde açıları aldığımız zaman arkadaşlar denklemleri yazdığımız zaman buradan AE ve BE'yi de bulabiliyoruz. AE ve BE. Şunlar da bulundu. Bakın ne kaldı burada A noktasında? A noktasına bakalım B noktasını almış. Dur B noktasını çözüp sonra A noktasına geçelim. B noktasında arkadaşlar bakın her yer biliniyor. Sadece burada bir AB bilinmiyor. AB'yi de buradan yine yataylar, düşeyler eşitlendiği zaman 15.59 buluyoruz. Zaten burayı da bulduktan sonra arkadaşlar buradan direktmen AX AY ne yapacak? Yani şuradan da resim diyagramlarını yazdığınız zaman yani şöyle ve şöyle. Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. B noktasında bulduktan sonra zaten tüm düğüm noktaları, çubukları bulmuş oluyor. Dolayısıyla sorunun çözümü de tamamlanmış oluyor. Yani demek ki burada dikkat etmemiz gereken iki nokta var arkadaşlar. Bir tanesi hesaba nereden başlayacağınız, çözüme nereden başlayacağınız o önemli. İki taneden fazla çubuğu olan, bilinmeyen çubuğu olanlardan başlayamıyorsunuz. En fazla iki bilinmeyen çubuğu olanlardan başlayabilirsiniz. Daha sonra bula bula diğer çubuklarda da ilerleme sağlayacaksınız. İkinci dikkat etmeniz gereken noktada açılı olanlar yani şöyle bir düğüm noktasına açılı geliyorsa bir şey. Mesela yatay 30 derecelik. Bunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Yatay bir düşey bileşenlerini alacaksınız. Daha sonra işte toplam Fy eşittir 0. Toplam Y yöndeki kuvvetleri 0'a eşitleyeceksiniz. Toplam Fx yöndeki 0'a kuvvetleri 0'a eşitlediğiniz zaman zaten bunlar çıkıyor. Mesela şurada nedir mesela? AE'nin bu tarafa doğru birleşeni ve yukarı doğru bir bileşeni. Yine BE'nin sağa doğru bir birleşeni ve yukarı doğru bir bileşeni vardır. Dolayısıyla şu iki bileşenle şunu çıkarıp sıfıra eşit dersiniz. Şuradaki bileşenleri de şuraya çıkarırsınız. Sıfıra eşit dersiniz. Bu şekilde düğüm noktasındaki çubukların
ne olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi diğer bir sorumuza geçelim. Sorumuzda yine kafes sistem var. Kafes sistemde arkadaşlar ne yapılmış? Çekirdeki mesheflenmiş ve yüklenmiş olan kafes sistemi BD ve BE çubuklarının taşıdığı kuvvetleri BD ve BE. Bunları sormuş arkadaşlar. Şimdi bakalım. G düğüm noktasından başlamış arkadaşlar. G'den neden? Çünkü bakın iki tane bilinmeyen noktam var. Burada başlayabilirim. Aşağı doğru L. Buraya doğru EG, sağa doğru, sola doğru ise çarpaz bir şekilde yani açılı olarak FG var. O zaman bunun bileşenliğini yazarsam FG'nin bir bileşeni bu arkadaşlar. FG'nin bir bileşeni de bu. Ha, bunlar aslında düz. Ben açılı çiziyorum burada yanlışlıkla ama. Şöyle düşünün yani. Şuradan yukarı doğru ve şuradan sola doğru. FG'nin. EG'nin arkadaşlar birisi şöyle, yine birisi yine yukarı doğru. Hatta şöyle yapayım isterseniz. Farklı kalemle yapalım birbirine karışması. Şöyle yine bir yukarı doğru ve yine sağa doğru. Başka var mı? Yok. Demek ki o zaman şu L kuvvetini, şu iki kuvvete, bunlardan mavi olan nedir arkadaşlar? Buradaki zaten açıları vermiş. Şurası 60 yapar, şurası 30 yapar. Yani şurada da zaten belli. EG bölü sinüs 20. Yani L çarpı sinüs 120. L çarpı EG çarpı demiş arkadaşlar. Ha, burada farklı almış. Siz şöyle de alabilirsiniz. Bakın. Şöyle de yapabilirsiniz aslında. Mesela şurası 120 ise arkadaşlar şu açı. Şurası 90 olduğuna göre şu açı 30 olur. Değil mi? Dolayısıyla siz burayı FG çarpı kosinüs 30 alabilirsiniz. Burayı da FG çarpı sinüs 30 alabilirsiniz. Aynı şekilde çizdiğiniz zaman şurası 30 olacaktır. Dolayısıyla şurayı EG çarpı kosinüs 30, yine yukarı doğru olan bileşinde arkadaşlar EG çarpı sinüs 30 alabilirsiniz. Yani şuradakilerle aynı sonucu elde edeceksiniz ve sonunda bunu bulacaksınız. Hiçbir değişiklik olmayacak. Burada şu ne demek dersiniz arkadaşlar. Bunu şöyle yapmış. Mesela L aşağı doğru ya. L'yi aşağı doğru çizmiş. EG ne tarafa doğru arkadaşlar? Sağ çarpaza doğru değil mi? Hemen bunun ucuna bunu eklemiş. Daha sonra ise sol çarpaza doğru da FG olduğu için FG'yi de şöyle eklemiş. Aradaki açı aynı olduğu için zaten 60-60-60. Dolayısıyla buradaki L olursa şunların hepsi L olur anlamı taşıyor. Direkt kısa yoldan da böyle yapılabilir aslında. Yine aynı şekilde bakın DE böyle. DE'nin ucuna eklediğiniz zaman hemen BE'yi bu şekilde. B'nin ucuna da EG'yi eklediğiniz zaman şöyle olacaktır. Dolayısıyla üçü kapalı sistem oluşturup her açısı 60 olduğu için şu kenarlar birbirine eşit olacak. Dolayısıyla EG L ise diğerleri de aynı şekilde L olacaktır. Yine aynı şekilde baktığımız zaman BD bu tarafa doğru. Hemen ucuna BE'yi ekleyip BE'nin ucuna da direkt AB'yi eklediğiniz zaman yine kapalı 60'ar açılı olan bir sistem elde edeceksiniz. Dolayısıyla bir tanesi L olursa eşkenar üçgenden diğerleri de L olacaktır. Bu da yine L olarak karşılığı gerek. Yani burada biraz kolay yönteme kaçma var. Onun dışında zaten başka yöntemlerde de şu soru çözülebilir. Sorudan korkmaya gerek yok arkadaşlar. Yine şöyle bir sistem vermiş. Burada farklı olarak ne yapmış arkadaşlar? Bakın şurada. Burada tek farkımız şu. Çubuğun ağırlığının bir tanesini demiş ki çubuğun M kuvveti 40 kilogram. L'sini vermiş. Boyunu vermiş. Bir de ağırlığını vermiş. Biz biliyoruz ki ağırlık nedir arkadaşlar? Kütle çarpı yer çekimi değil mi? Dolayısıyla kütlesini bana 40 vermiş. Yer çekimi de 9,81. Bu bir tane çubuğun ağırlığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çubuğumuz olduğu için 7 ile çarptığımız zaman 4, 2747 Newton yaklaşık olarak bütün çubuğun ağırlığını vermekte. Dolayısıyla tüm çubuk ağırlığını ne yapmış arkadaşlar? Sadece tüm çubuk ağırlığı sistemin orta merkezinden etkilemiş. Dolayısıyla kafes sistem yükleme açısından aynı zamanda geometrik olarak da simetrik olduğu için AE'nin CD'ye eşit olduğunu, AB'nin BC'ye eşit olduğunu ve BE'nin de BD, yani aslında şuradan bölündüğü zaman sağ ve solun birbirine simetrik olduğundan bahsediyor. Peki
Çözüme geçelim arkadaşlar. AE ve AB çubuklarının ağırlıklarının yarısını A düğümüne etkili. Yani şuradan kestiğiniz zaman şu çubuk şöyle ya da AE'yi şu şekilde almış. Buradan da çubuğun bu şekilde etkiliğini kabul etmiş. Demiş ki A noktası 1373. Nereden buldu? A artı C. Şuradan buldu arkadaşlar. A artı C eşittir VT. VT de 2747. Dolayısıyla moment alırsanız A'ya, bunların ikisi de aynı mesafede simetrik olduğu için ikisi zaten aynı demektir. Dolayısıyla şunu 2'ye böldüğünüz zaman elde edersiniz 1373'ü. 1373 yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar ağırlık var. Dolayısıyla bakın şurada çubuğun ağırlığı var. Yani AE çubuğunun etkisi var değil mi? Şimdi AE çarpı sin 60 bakın. Şimdi arkadaşlar şuradaki şeklin artık çarpanlarına açılarını ayırma şekli bilmeniz lazım. AE bu tarafa doğruysa o zaman aşağı doğru bir AE çarpı sinüs 60 ve şu tarafa doğru da arkadaşlar bir AE çarpı kosinüs 60 olduğunu bilmeniz lazım. Doğru mu? Dolayısıyla yine x yöndeki y yöndekileri sıfırlarsanız birbirini toplayıp sıfıra eşitlerseniz yönlerine göre buradan AE ve AB çubuğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu çubukları bulduktan sonra diğer bir nokta olan E'ye rahatlıkla geçersiniz. Neden? Çünkü E'nin bunu bulduktan sonra arkadaşlar iki tane bilinmeyen oluyor ve sistem bu şekilde zaten çözülebiliyordu. Daha sonra E noktasına geçerek zaten bunu biliyoruz. Dolayısıyla AE ve BE noktası ve DE noktası bunlardan AE'yi de biliyorduk. Şurada iki tane bilinmeyenimiz var. Bunları da yine açıları kullanarak bulabiliriz. Evet bu şekilde sistemi de arkadaşlar çözmüş oluyorsunuz. Dediğim gibi dikkat etmemiz gereken iki tane noktaya dikkat edersek bir tanesi en fazla iki bilinmeyen olacak. Diğeri ise arkadaşlar x ve y yönündeki kuvvetleri sıfıra eşitle. Biri sağa gidiyor biri sola gidiyorsa bu x bu y ise nedir? X eksi y'dir. Eşittir sıfırdır bu. Ya da ne olur? Burayı artık kabul ettiğim için öyle. Burayı eksi kabul edersem y eksi x olur değil mi? Y eksi yönde olduğu için, y artı yönde olduğu için, x eksi yönde olduğu için bu şekilde yapalım. Hiç fark etmez. Yönü kendiniz belirleyin. Evet, diğer sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar, şekilde gibi benzetlenmiş ve yüklenmiş olan kafi sistem dış taraftaki çubuklardan ve içerideki iki çarpaz kablodan oluşmuş. A, C, B de kabloları basma taşıyamayan elemanlardır. L yükü A, B düğümüne B, C düğümüne uygulandığı zaman elemanlarda ortaya çıkan kuvvetleri bulunuz. Şimdi dediğim gibi düğüm düğüm inceleyin arkadaşlar. Yani mesela B noktasını ele alalım. Şimdi B noktasında ne var? Şurada bir AB çubuğu var değil mi? Bakın AB çubuğu var. Burada ne yapmış arkadaşlar? AB çubuğunu almış. B noktasında bir L kuvveti var. Hemen L kuvvetini de oraya eklemiş. Ve ne var arkadaşlar? Bir BC çubuğu var değil mi? Şöyle yukarı doğru almış. Bunda hiç önemli değil. İsterse aşağı doğru alabilir de. Yukarı doğru bunu da eklemiş arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapmamız gerekiyor burada? BC ile arkadaşlar L'yi yani şöyle BC eksi L eşittir 0 diyeceksiniz. Buradan BC'nin L'ye eşit olduğunu bulursunuz. Değil mi yani şunu? AB'nin karşısında herhangi bir kuvvet olmadığı için dolayısıyla bu da direktmen kendiliğinden 0'a eşit olur. Dolayısıyla BC çubuğunu bulduğunuz için artık BC'nin L olduğunu bildiğim için arkadaşlar C noktasında şurayı bildiğim için bakın burayı yukarı doğru aldığım için burayı aynı çubuğun diğerine zıt alıyorum aşağı doğru bakın burada da zıt almış ona dikkat edin burada iki tane bilinmeyen kalıyor bu iki bilinmeyen de yine açıları kullanarak hesaplarsak arkadaşlar CD ve AC'yi bu şekilde buluyoruz daha sonra hangi noktaya geçiyoruz? D noktasına. D noktasında artık ben CD'yi bildiğim için arkadaşlar burada iki tane bilinmeyen kalıyor ve bunları rahatlıkla bulabilirim. Bunları da bu şekilde aynı açı yöntemlerini kullanarak bulduğum zaman sorun ortadan kalkıyor. Evet, iki tane soru aynı olmuş. Bu şekilde arkadaşlar kablolu sistemlerde dediğim gibi
dikkat etmeniz gereken iki tane kural var. Bunlardan tekrar ediyorum. Bir tanesi neydi arkadaşlar? En fazla iki bilinmeyen olacak. Düğüm noktasına isabet eden kablolardan en fazla iki tanesi bilinmiyorsa orayı çözüme getirebilirsiniz. Üç tanesi bilinmiyorsa oraya gidemezsiniz. Mutlaka iki tane en fazla bilinmeyen olacak. Diğer bir önemli nokta, X yöndeki kuvvetleri birbirine, Y yöndeki kuvvetleri de birbirine eşitlerseniz hiçbir sıkıntınız kalmaz arkadaşlar. Başarılar diyorum. İyi çalışmalar.